Halit abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir sivil toplum hareketi olan Yeni Hilal Derneği'nin ben de varım çağrısına, ben de varım demenin heyecan ve aşkla yaşayarak ben de varım demenin manası nedir? Şimdi tabii ben de varım değil de aslında benim aklıma Necip Fazıl geliyor. Yani kim var diye sorduğunda sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen bir genç diyor. Tabii hayatı bir imtihan dünyası sonuçta böyle. İmtihan dünyasında sorumluluk almak isteyen insanların yaşanan bu sıkıntıları gidermeye dönük ben de varım diyebilmesi lazım. Bu yönde ben de varım diyebilmesi önemsiyorum. Anlamlı istiyorum. Ve ben de varım diyen insanları desteklemeye de önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Peki bu normalde Yeni Hilal'in şubeleşmesini, çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Yani işin teknik kısmından öte fikirlerin, düşüncelerin, pratiğine yaklaşması bence çok daha önemli. Bazen fazlasıyla şubeleşmek gibi teknik detaylara boğulduğumuzda işin esasını yitirebiliyoruz. O yüzden şubeleşmenin ihtiyaç halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bazen fazlasıyla binalara, şekillere takıldığımızda içeriği yitirebiliyoruz. İçeriğin kıymeti azalabiliyor. İhtiyacı olmaz. Peki sizin yaptığınız tespitlere göre yediyle hangi boşlukları doldurdunuz? Yani yediyle yola çıkarken bilebildiğim kadarıyla ilgi alanı olarak gençliği belirledi. Gençlik bence dinamizm demek. Bir miktar hatta aykırı demek. Bir miktar marjinallik demek. Yani gençliği anlayabilecek bir dille ortaya çıkıp gençliği kuşatabilmeli. Yani gençliği çok statik, çok sınırlı, böyle tepeden kalıplarla kuşatabilmek mümkün olmayacağını düşünüyorum. Yani gençlik diyorsak, ilgi alanımız gençlikse o gençliğin dinamizmini, aykırılığını, farklılığını doğru okuyabilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Peki var olan hareketlerden öte Yedi Hilal'in farkı nedir? Sizin aklınızda ilk canlanan Yedi Hilal, şu yüzden farklı nedir? Tabii Yedi Hilal kendisini yolda bulacak, yolda yürürken mecrasını bulacak. Şüphesiz çıkış noktası güzel ve doğru ama tam olarak kendisini gerçekleştirebilmesi yolda yürürken söz konusu olacak. Burada ilk başta hareket ederken sanki kültürel faaliyetler daha çok önüne çıktı. Zaman içerisinde muhtemelen teşviklerle ilgili eksiklikler hissedildi. Dolayısıyla diğer hareketlerle karşılaştırdığımızda kültürel yönü güçlü ama teşkilatlanmayı da ihmal etmeyen bir yapı bence sağlıklı bir yapı olur. Artı bir şey üzerine yavaş yavaş çalışmak gerekir. Artık küresel ölçekte ilişkileri, temasları, düşünceleri, yoğunlukları olmayan hareketlerin çok başarılı olma şansı maalesef yok. Çünkü çaplı ölçekler, bireyler, entelektüeller, aydınlar bile artık küresel ölçekte etkili olmadan iş yapamıyorlar. Dolayısıyla işin uluslararası boyutu, yani küresel boyutu da Yedi Hilal artık yavaş yavaş gündemini almalı. Belki bu şekilde farklılık oluşturmaya çalışmalı. Nitekim diğer gençlik hareketlerinin belki de Türkiye'deki diğer gençlik hareketlerinin belki de en zayıf oldukları alanlardan biri de küresel ölçekte temas kurmalar, faaliyet belirtmeler, en azından meselelere kafa yormalardır diye düşünüyorum. Bu yönü de önemsenmeli bundan sonra. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.